Günaydınlar. Kastamonu Vlog. Tüm Türkiye günaydın. Seher Hanım bugün kalktı. Sabah rüyasında tabii simit biz, görmüş. Tabii biz akşam yayınladığımız için size iyi akşamlar olacak ama bize günaydın. Biz günaydın. Sabah kalkmış Seher, ben dedi bugün simit yapacağım dedi. Ne oldu dedim, rüyamda simit gördüm dedi. Hatta dedi ki senin simidini mi dağıtacağım, ne yapacağım dedi. Eğer yap bakayım dedim. Daha önce kanalımızda var. Kel simit yapımı, Kastamonu kel simit yapımı. Ama bugün dediğim gibi Seher'in canı çekti. Simit yiyecek bugün. Kahvaltıda kahvaltı vlog, simitli vlog olacak. Aynen öyle. Merhabalar arkadaşlar, dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederiz, o gül cemalinizi gördük. Çok sevindik Seher Hanım. 4 bardak un kattım. Şöyle bu arada ben yaptı. Size de açıklayayım yani. Açıklayayım olayı nasıl olduğunu. Yarım çorba kaşığı maya kattım. Evet, dinliyoruz seni Seher Hanım. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz kattım. Şimdi yoğuracağız artık yani. Bu simidi en güzel yeri pişerken böyle haşlıyoruz. Haşlarken atıyorsun suya, pıt yukarı çıkıyor. Aynı böyle aynen. Şey gibi, neydi o tatlı yaptıydık? Cırık gibi falan. Bu sıcakken yenmesi çok hoş, lezzetli. Güzel bir simit. Kastamonu'ya has, özgü. Rize'de de yapılıyormuş. Yani bunun, ama tabii taklitleri yapılıyor. Bunu şey yapın arkadaşlar. Hanımlar, bu simidi yapın. Eşinize sürpriz mesela. Çok basit. 4 un kattı. 4 şey su bardağı. Yani un, pekmez, bir de şey lazım, maya. Başka bir şey lazım değil. Biraz da tabii becerikli hanım lazım. Bir çay bardağının yarısı su kattım. Artı bir bardak da su kattım. Düşünün artık yani siz. Unun kattığın su bardağıyla kattın herhalde. Evet. Biraz kalın bir hamur yoğuracak Seher herhalde bugün. Katı. Katı, kalın diyorum, evet, yanlış dedim. Katı bir hamur yapacak. Kulak memesi kıvamında olmayacak. Olmayacak. Çünkü neden? Ateşte suda haşlanacağı için dağılmayacak. Aynen. Yapabildiğiniz kadar sert bir hamur. Böyle ağır, ağır, ağır. Sabahleyin iyi sarar böyle. Uykudan kalkmış, antrenmanlı. Sıcak sıcak yendiğinde lezzetine doyum olmaz. Kastamonu'nun Nasrullah'ın suyundan, Uncu Bayram'ın unundan, yeni çıktı fırından, var mı gevrek simit isteyen diye bizim buralarda böyle satarlar bunu. Neymiş neymiş? Kalsın, sen sanki bilmiyorsun. Sıcak simit. Bizim bir simitçimiz vardı, her sabah gelirdi. Taze gevrek. Öyle bağırdı. O zaman gece kondu gibi bir yerde oturuyorduk. Sabahleyin hemen Nesli Şakkı çıktı sana 3 yaşında. Pıtır pıtır koşardı simitçi. Baba simitçi geldi, simit al. Ayağa kalkmayınca olmuyor. Tabii tabii, sen rahat ol. Biz seni izliyoruz. Yani bugün bir kahvaltı vlog. Bakalım ne hazırlayacaksın. Şimdi şöyle galiba tekrarlayalım bir kere daha malzemelerimizi. Çünkü şimdi canı isteyecek olanlar var. Tekrarlayalım. 4 bardak, 4 su bardağı un. Üzerine yarım çorba kaşığı maya. Maya ne maya? Normal maya. İstant maya kullanıyoruz. Kuru maya. Tamam. Ondan sonra yarım tatlı kaşığı tuz. Bir sonrasında bir su bardağı su artı yarım su bardağı, yarım çay bardağı. Evet. Hamur için. Gerekli olan malzemelerimiz. Aynen. Su katacağız. Bir köşede de şöyle üzüm pekmezimiz var bizim. Gördüğünüz üzere. Bu arada tencerede de şey var, gördüğünüz o tencerede. Çam kozalağı pekmezi. Şöyle göstereyim. Bir tane siparişimiz vardı. Bugün gidecekti. Bugün gidemedi. Göstereyim mi Seher? Göster. Çam, kapıklı kapıklı. Bakın üstüne. Bakın üstündeki özü, bakın şu. Efsane bak. Bu dedi Seher böyle şeyi çıkacak dedi. Ne bunun Seher? Özü. Köpürünce özü oluyormuş. Bildiğiniz üzere geçen topladım ben bozalak. Bugün simit yapacağız. Vlog olarak. Bugün 2-3 tane vlog çekeceğiz sizler için. Tabi hepsini bir günde yayınlayamayacağız. Uzun uzun. Sirke yapacak Seher. Yerdeki elmalar kaldı.
elma var, nar var, ayva var. Ovadan topladığımız. Aynen, ovadan, Sergin'in köyden topladığımız. Sergin diktiği ayvalar. Onlardan da sirke yapacak. Onları da çekeceğiz. Onunla da bir ayrı bir vlog. Onunla da ayrı bir görüşeceğiz. Balık yapacağız. Evet, bugün kayınpederim balık istiyor 2-3 gündür. Biliyorsunuz köye giderken de köyde de balık istediydi. Hala balık diyor. Balık diye ya. Evet, ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğuruyoruz. Evet, bol bol yoğuruyoruz. Çok sert. Bildiğiniz sert, samsert bir hamur. Hatta tezgahı alın bir de orada iyice yoğurun. Onu yoğuracağım zaten. Şöyle unları yesin diye yapıyor. Evet. Bakın görüyorsunuz ne kadar sert olduğunu. Ama kolay, değil mi? Meşakkatli evet. Değil. Yani bir baklava açmıyorsunuz hanımlar. Kalkın sabahleyin yapın işte. Kastamonu'dakiler pek yapmaz, alır gidip. Aynen. Üşenmeyin. Çıtır çıtır simit oluyor, çok güzel. Açma da yapacak mısın Seher? Onu çekmiyoruz da bir açma da yap bugün bunun yanına. Hamur elin üsürmüşken. 2-3 tane, 3-5 tane. Çok şey mi istedim acaba? Yok. İyi yaparsın, yaparsın. Hala un mu katacağım diyecektim. Bayağı kalın oldu. Kalın şey, yani. Hala kalın diyorum. Bir tane peçete alabilir miyim? Bir tane peçete efendim hemen veriyor. Evet şöyle biraz daha göstereyim yakından hamuru şöyle. Hamur taş gibi oldu. Şöyle olacak. Dostlar ufak tefek hatalarımız oluyor. Onları da affedin. Biz hem tarif yapıyoruz hem sizinle paylaşıyoruz hem de sohbet ediyoruz. Bu sohbet esnasında ufak tefek hatalarımızı görmemezlikten gelin. Gördüklerinizi de şey yapın. Cahilliğimize verin. Ondan sonra biz buraya hep beraber eğleniyoruz. Siz izlerken eğleniyorsunuz, biz yaparken eğleniyoruz. Biz daha sonra kendimiz izlerken biz de eğleniyoruz. Maksat eğlenmek, vakit geçirmek. O yüzden şimdiden ufak tefek kusurlarımız affola. Hepimizin kusurları var. Evet şimdi tahtaya alıp kendileri. Şöyle bir şey yapıyor değişik. Değişik. Seher'in annesi simidi güzel yapıyor. Güzel yapıyor. Niye güzel yapıyor derseniz? Çünkü kayınpederi simitçiymiş. Araçta değil mi? Evet. Simitçi de diyorlar zaten onlara. Hüseyin abiyle. Bizden gördü. Geçen sene yaptıydı. Kıskandı hemen. Valide Sultan. Gene canı çeker. Şimdi ikiye böldü Seher şöyle. Bundan kaç tane simit çıkıyor Seher ortalama? 4 su bardağı undan. Ya 10 tane de çıkıyor. 9 tane de çıkıyor. Siz kendi ortalama 8-10 arası. Aha 8-10 arası. Ya ona göre hani pözü yapacaksın herhalde onun için soruyorum. Yani öyle yapacağım evet. Yani 8 pözü 10 pözü uygun. 8-10 arası. 10'u fazla yukarı geçmen ufak olur. Sen 8'den 9'dan küçüğü de şey olur. Büyük olur. Az şöyle dinlensin. Elime daha dinlenmemiş gibi geldi. Azıcık dinlensin. Dinlensin. Hı-hı. Sen de şey yaparsın bu arada. Pekmezini yapayım. Ha, pekmezini yap. Üzüm pekmezi. Oh, maşallah. Hatta şöyle. Tadı nasıl ki onun bardağının dibinden baksam ben ona şöyle parmağımın ucuyla. Bir bakayım bir dakika. Yok iyi değil. Üzüm pekmezini. Gerçek üzüm pekmezi değil. Aslında buranın kendine özgü elma pekmeziyle yapılıyor bu. Evet bizim olmadığı için var da sattık biz. Pekmezleri bitirdik. Şey mi hayatım bu kenarındaki pütür pütür bir şey vardı. Onun üzüm müydü? Yok yok. Yani kalitesiz olduğunu belirtti. Yok şey. Buzdolabına koyduk ya. Ondan. Ondan oldu. Tamam. Kayınpederim tam pekmezi çok seviyor. Şöyle yumuşatıyor. O an şey hamur simidi bana da zaten göreceksiniz. Haşlayacağız şimdi simidi. Aha, çıkan simitleri bunun içine atacağız. Aha. Ondan sonra tepsiye dizip 220 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişireceğiz. Basit yani. Ya onun için diyorum evinizde yapın diyor. Tamam bu da burada bu
musun? Hatta şunu da altını yakalım. Yak, suyunu da böyle kaynayacak arkadaşlar. Tuz atıyor musun suyuna sen? Hayır. Atmıyorum. Sadece su kaynatıyoruz. Pekmezimiz de hazır. Hamurumuz da dinlenecek öyle. Hazır. Biz de iki dakika böyle bir hasbihal edelim Seher Hanım. Buyurun oturun. Hamur yok, dinlendi yeter. O kadar dinlenmesi yeter. Evet tamam o zaman. Hatta şöyle yapayım. Hatta öyle bir şeyle yap. Tepsimizi güzelce önceden bir yıkadık. Şimdi kuruluyoruz. İçine yağlı kağıt sereceksiniz. Çünkü niye? Simitle yapışmayacak. Hemen çıkasaydı alacaksınız. Yoksa ki şey olur dostlar. Ne derler ona? Yapışır. Verim alamazsınız simitten. İki tane fırın tepsisi yeterli. Çünkü bir tanesine 5-6 tane sığıyor. Bir tanesine de 5-6, 4-5 tane oluyoruz. Ne oluyor? Şeylerimiz olmuş oluyor. Evet, yani kağıtlarımızı da verelim. Etli ekmek hamuru gibi düşünmeyin bunu. Bu sert olacak. Evet, Seher Hanım. Şöyle tepsiyi de hazırladı. Tam da hazırlamış olduk. Bak hemen yumuşadı. Şimdi pözü yapıyor. Biz pözü diyoruz. Bazıları da neydi bir şeydi? Beze. Beze diyor. Demek ki bezeden pözüye dönmüş. Şöyle şu büyüklükte. O yuvarladığınız hamuru dörde böldü. Dört eşit parçaya elinden geldiğince. Çok da önemli değil eşit olması ama eşit olursa da iyi olur. Az çok. Eşit olacak. Yani eşit olduğu kadar olsun. Nasıl simitlerin biri büyük biri küçücük olur. Fark eder mi? Hiç etmez valla. Ben hepsinden yerim. Değişmez. Boğaza gidiyor. Bunu düşün dedim yani. Milimetrik gerek yok. Ama dört eşit parçaya göz kararı bölüm. Ya ben çok minnacık. Olmuyor evet. Olmaz. Biraz büyük olsun şöyle simit. Kastamonu simidi. Şu ortadakine evet. Bence de. Şimdi şöyle aldı. Bir şeyle yapıyor. Kahvaltı sofrasında hazırlar ve de ben yerken de çekiver bunu. Tamam. Simidi sıcak sıcak çıtır çıtır. Patates mi kızartalım? Patates kızartalım. Hayatım. Bugün canım çekti. Ondan sonra. Bugün kızartmadan gideceğiz. Akşam balık kızartacağız. Böyle böyle et ekmek pözüsü gibi. Ben size şöyle dur. Ekrana bakayım mı? Tam şey görünsün. Ha, parlaklığı gitsin biraz. Bu şekilde pözülerinizi yapın. Kastamonu simidi. Kızacak laban ama gereksiz ses tonumuna sabah sabah millete. Akşam akşam. Şimdi akşam da bana yani benim sabah sabah hani böyle ses tonum şey. Çok soğuk var dostlar Kastamonu'da. Arabaların camları falan kilitlenmiş. Şimdi mide koruyucu almaya gittim. Seher'in midesi ağrıdı. Ondan sonra yemin ediyorum kulaklarım falan düşüyor az da. Seher Hanım suya baktı. Bakayım suyumuz da böyle burada. Suyumuz ısınıyor. Çayım da kaynıyor. Oh mis gibi. Şunda da şey var. Çam kozalağı var. Düdüklü. Bizim evde hiç eksik olmaz. Düdüklü Seher devamlı çam kozalağı yapıyor bu senin. Yapıyor satıyor. Yapıyor satıyor. Babanız uyuyor Seher Hanım'da. Kalktı sabahleyin bir kere. Ha, ben uyuyarken mi kalktı? Bir kere kalktı, çayını içti. Ha, benim çaydan, benden önce işte. İşte. Fırında yakar mısın? Fırını yakmayayım ya, fırını açayım istersen. Fırını yakarsam şimdi bir şey olur. Evet, şimdi Seher Hanım masasını temizliyor. Biz elimizin, ayağımızın böyle temiz olmasını severik. Bakın. Böyle böyle tek tek bir şey yapıyor. Dediğimiz gibi basit. Hamuru yoğurdunuz, pözmediniz. Sonra böyle böyle. Tabii ben denedim geçenkinde de olmadı. Geçen seneki vlogda. Kamera arkasında yapıyorum bazı şeyleri de. Yani şimdi bilmiyorum. Ben biraz elim beceriksiz benim. Felasetsizim. Annem öyle derdi benim. Felasetsiz.
Gözün feraseti yok işte. Tabii bir ustası gibi olmaz ama. Aynen. Elimizden geldiği kadar. Aynen. Babam uyandı sanki, bir ses geldi. Bakın böyle. Bakın. Birazcık daha küçük. Biraz daha inceltecek. Baştan sona arkadaşlar bütün aşamalarını gösteriyoruz. Durdurmadan, kesmeden, biçmeden. Doğal elimizden geldiğince hani durdurmadan ufak tefek durduruyoruz mecbur kaldığımız yerlerde. Bakın. Hani gidip de simidi bir yerden aldı falan zannedecek. Buyurun bakın böyle böyle. Güzel güzel. Kastamonu gelen ne bilir. Mutlaka alın. Sıcak yiyin ama sıcak. Soğuyunca da bunun tridi çok güzel olur. Onu da yapacak Seher Hatun. Bakın güzel tarifle, güzel yemekle, güzel bir lokma olacak. Ne yapacak mesela? Şey yapacak, cırık. Devrekani cırığı. Hani lokma. Siz lokma der bazıları, bazıları cırık. Dörkeninin meşhur cırığı. Tulumba yap verecek. Halka tatlısı halka yapacak. Tatlı. Aynı bunun gibi. Bu şekilde olabilir. Biliyorsun sokak lezzetlerinden o da. Biz Seher çok sever. Alıyorum ben her cuma, her çarşamba, pazar yerinde. Nasullah'tan falan. Bak ama biraz daha şey oldu. Simit biraz daha büyük oldu. Daha güzel. Hamur kendine geldi de o yüzden. Aynen. Büyük olsun. Kimisi büyük. Kimi mesela şey yaparsın. Tepsiye büyükleri bir tarafa. Bak şöyle de birleştiği yeri de şöyle yuvarlığa ya. Basit. Gördünüz mü? Ay maşallah. Suyumuzda var. Su kaynayacak değil mi tokur tokur? Kaynayacak. Aynen. Perdeyi açamıyorum. Işık vuruyor. Yani gündüz yani bugün. Şöyle ben yine göstereyim de. Işık olsun diye biz ışığı yakıyoruz. Ha, oradan vurunca da parlıyor. Evet. Işığı da yakınca. Bir de evin içerisi gözüküyor. Biz bilmiyorum. Biz daha küçüklükten kalma herhalde. Babam hiç perdeleri falan böyle. Esen evle birbirine çok yakındı. Yine yakın da. Hani böyle perde açılmasını bilmiyorum yani. Ben bazı görüyorum hiç perde hani böyle açık kimseyle. Ben rahatsız oluyorum. Şöyle. Evet dostlar. 3 tanemiz oldu. Kaç tane oluyormuş? 6, 8 tane dediğimiz gibi. 10 tane de yapabilirsiniz. Daha ince. Küçük yaparak. Misafiriniz mesela gelecek hemen yapın bundan. Sıcak sıcak fırından alın hemen birer tane simit kahvaltıda. Bu neyle çok güzel yeniyor? Kastamonu'da bu en çok neyle tüketilir? Pastırma. Pastırma bir. Yani bir numarada pastırma. İki numarada kaşar. Üç numarada helva. Çay helvası. İnebolu'nun Macit helvası vardır meşhur. Onu da bilin. Sipariş verip getirebilirsiniz. Hayatınızda öyle helva yememişsinizdir. İl dışında Kastamonu'da olmayanlar, Kastamonulu olmayanlar bu o lezzeti tadabilir. Macit helva diyeceksiniz. İnebolu Macit helva. İnternetten mesela girin. Herhalde vardır. Yollarlar. Böyle bir helva yok. Seher sevmez aslında helvayı ama o helvadan olduğu zaman ben alırım 10 liralık bir şey. Benim hitim kahverengi yaz helvası. Ha, o, cevizli. O öyle canım yani. O hit, o da ama öbür helvayı da ondan aldığım zaman yersin. İlk gün. Tabii canım. Yok kağıdından çıkartmazsanız helvayı, o macit helvayı hiç bir hafta dolaba da koymayacaksın. Bir hafta hazırlığını oluyor. Çok az daha dinlendiğinde daha rahat bir şekilde açılıyor. Bir yarım 15-20 dakika dinlendireyim. 15 değil de ben 2 dakika dinlendirdim. Siz 5 dakika dinlendirin yani. 5-10 dakika yani dinlendirin. Bizim mutfak biraz sıcak olduğu için şu anda her yerde kapalı şey yapar değil mi? Cıvır. Fazla dinlendiremiyoruz. Hı hı. Soğuk kış günlerinde çıtır çıtır sıcak simit çayın yanında yiyin, akşam yiyin. Dizi izlerken Kastamonu kel simidi. İzmir'de de yapılıyormuş bunu. Bir belgesel dizi değilim, bir de Rize'de. Sokak lezzeti işte. Bir simit 2,5 lira olmuş. Simit deyip geçmeyin. Şimdi şurada kaç paralık simit var bak? 5, 10, 15, 20 milyonluk simit var. Almaya kalsın.
eğrisine, büyürüsüne bakmayın. Bir şey olmaz. Yok yok. O zaten suya girdiği zaman zaten öyle olacak. Simidin özelliği o. Şey, susamlı simit gibi olmaz bu. Ben inanamadım. Nisa'ya ilk yaptığı, ilk denediği. Geçen seneki vlogda. Yani hakikaten inanamadım. Yani ben o kadar beklemiyordum. Öyle bir simit olacağını da beklemiyordum. Yalan yok yani. Biz diyordum hani yapamayız. Yapsak da olmaz ama hakikaten güzel oldu. Hele o pişmesi pıt pıt yukarı atıyor böyle şeyden. Suyun içinde. O simidimiz tarifi de var. Google'da girdiğiniz zaman ikinci sırada. Google'a kel simit yazdığınız zaman birinci sırada bir tane var. İkinci sıradaki de bizim diyor. Yani övmek gibi olmasın. Google'da ikinci sırada yani. Olmak da öyle. Her şeye yapmazlar yani. Evet Süher Hanım. Suyumuz kaynadı böyle. Pekmezimizi de burada böyle hazırladık. Bunun içine bu sudan suyun içinden çıkan pekmezi şeyi, simidi bunun içine atacağız. Bu böyle kızarmasını, güzel rengini, lezzetini. Zaten veren o. Elma pekmezi dediği gibi Seher'in. Kastamonu tabi parlak oluyor. Kastamonu'nun meşhur elma pekmezinden yaparsanız güzel olur. Pancar pekmezinden yapın. Üzümden yapın. Ne varsa evde ne pekmezi varsa yapın. Çam ozalağı hariç. Acı olacak. Olmaz o. Ya onun adına pekmez demiştim ama o bence ilaç yani. Şurup. Yani şurup o ilaç. Evet şu an 8 tane simidimiz oldu. Şimdi bismillah diyelim ilkini atalım. Ben de geleyim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Size bir tanesini göstereceğim. At şimdi, şimdi dibine çöktü. Şu an dibinde. Yukarı çıkınca alacağız. Kahta kaşık sapıyla onun yardımıyla. Bakın şu anda duruyor. Biraz şöyle bir sağa bir sola düzelteyim. Heh. Şeklini, şemalini bakın şimdi tıktan görecek. Çok basit. Yerde koyacağız. Bir iki dakika içinde suyundan böyle hem pişmiş oluyor. Evet. Kalınlaştı. Bakın bakın bak 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 bak. Gördün mü? Senin yüzüne geldi işte. Evet birincisi pişti. Alarm eter gibi et hemen durdurdum. Bu böyle birazcık. Bakın şöyle içinde biraz pekmezin hemsi. Bir tane daha at Seher. Onu da gösterelim. Bizim alarm ötüyor böyle kapalı. Şimdi şöyle bir dakikada falan yukarı çıkıyor. Şöyle gene de siz şey yardımıyla, kaşık yardımıyla şöyle. He, hem düzlemiş olsunuz. Pişmesin diye. Sen ver ama şeyini ver. Mamasını ver ya, yesin ya. Şöyle de. Evet. At, oldu. Oldu. Alıyoruz tepsiye. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun, buyurun işte bu. İşte bu kadar. Aynen. Ondan sonra 220 derece fırına ısıttığımız fırına veriyoruz. Bizim kedi de acıkmış. Gece dışarıdaydı. Kedi. Maması var. Maması var demiş. O başka bir şey istiyor abi. Bıkmış kayvanda menüden. Bakın şu anda hala dipte. Allah'ın izniyle bakın bir tarafı çıktı. Evet geldi. Dur, şu tarafta çıksın. Işıkla yardım edeyim. Dönsün. Bakın suyun yüzüne çıktığı zaman iyice tamamen çıksın. Evet. Şöyle hemen pekmezin içine de bırakıyoruz. Bir tane daha geldi. Tüm aşamalarını size gösteriyoruz arkadaşlar. Yapın. Evet. Daha. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Hı. Ya şu anından koy lazım şimdi. Gel. Gel. Ha, bakın şöyle. Ben göstereceğim yine size. Hadi. Evet şimdi. Çık böyle. Yukarı, çık yukarı, çık yukarı. Evet şunu da aldık. Bunu da böyle. Aynen bu şekilde diziyoruz.
5-6 tane bir tepsiye, 5-6 tane bir tepsiye kadar oluyor. Şunu atıyorum sana. Evet, bakın bu da çıktı yukarıya. Maşallah. Ha Sehera, oluyor da. Evet, şöyle pekmeze. Pekmezde olabilir. Evet, pekmezde biraz durdurun. Güzel, cevizsin şöyle. Bir tane daha geldi. Sıkılma dostlar. Sehera'nın şimdi şey durmuyor. Çünkü şu an şeyli, böyle. Bir şey yaparken insan ister istemez stres oluyor yani hani. Canlı yayın gibi bir şey işte. Ama tutuyor. Aynen, bir tane canlı yayın açacağız. Bu video, yani bu videodan önce açacağız canlı yayını. Bunu orada yiyeceğim, bir tane yiyeceğim. Bugün yaptım, size de çektim diyeceğim. Değil mi? Bu akşam canlı yayın var. Evet. Yarın falan da bu yayınlanır. Büyük ihtimal. Çarşamba günü simit büyük ihtimal. Bakın şöyle dönüyordu, ne çıktı yukarıya. Güzelce pişiyor. Bakayım. Eferin, eferin, böyle bekmezinden de. Kaç tane kalmış? 4 tane kalmış. At bakalım Sehera'nın. Sehera'nın şöyle gerginliğini de göstereyim. Bakın gergin mi? Değilmiş. Bence değilim yani. Değil. Yani bunu biz yapmaya, hani normal sadece size simidi göstersek, hani böyle bir tane yapsa 7-8 dakika, 10 dakikada bir kere, ama biz sizin, bizim iş, amacımız vlog, sizlerle sohbet, muhabbet, değil mi Sehera Hanım? Evet. Şöyle Sehera Hanım, şöyle hem simitle beraber alayım. Simitlerle beraber. Simit ye. Bunlar simit diye şeyde söylüyorlar. Büyük şehirlerde simit ye. Öyle mi? Bizim burada simit al, simit al, simit al. Çıktı yukarı benim simit. Evet, ben görüyorum. Ekran fotoğrafın da böyle simitle beraber ya. Güzel oluyor. Ocağın başında. Şöyle. Bir tane daha geldi. Severek izliyoruz diye mesaj da geliyor. Mesela ben çok seviniyorum. Böyle bir kere kaşıkla tıklamak gerekiyor. Yoksa yukarı çıkmaz, yapışır. Bir dene bakalım. Bir tanesini tıklama. Çıkmaz. Dene. Yok abi, denemez. O altı şey yapar, yapışır. Ha. Gider, bir tanesi mi tıklar, ne olacak? Hiç olmazsa göstermiş oluruz. Şu an simit yukarıda. Çıktı zaten. Bakın gölgesi düştü suya. Güzel ağacı. İyi davulmadı. Ben ilk önce davul dedim idi buna belki. Geçenki sene. Bakın simitlerimizi böyle diziyoruz. Şimdi ikinci tepsi herhalde yapacağım. O tepsiyi al da gel bence. Tepsi. Sığmaz. Herhalde sığmaz. Sığarsa sığdır ama daha iyi. Hani sıcak sıcak hepsini sıcak yiyoruz ama biraz zor. Bence sığmaz daha. Ha, 3 tane simit var. Sadece şu küçük zaten. Yapışırsa birbirine. Pişerken. Yapsın. Bir şey olmaz buna. Tıkla. Evet, yapışıyor. Doğru. Sehera'nın dediği doğru. Böyle küçük zaten. Onlar da sabit. Aynen aynen. Evet, o da gidiyor şeye, pekmezle buluşmaya. Şöyle. Şurada 0-0-0'ı gördüm lan, dedim herhalde ben parmağımla videodan çıktım mı, ne yaptım? Oysa o 0-0 baştaki bir saatin 0-0'ıymış. Bence oldu. Ha, bir tane oraya köşeye koydum bir zaman, tamam. İnşallah. Evet, bu da yukarı çıktı gördüğünüz üzere. Suyun yüzünde balık gibi yüzüyor.
Evet, şu tarafa geçtim. Son simidi. Pekmezden aldık. Evet, biz sığdırdık dostlar. 6-8 tane. Şimdi fırına gidecek. Fırın biraz ısındı. 10 dakika falan. Hadi bakalım. Şimdi, hadi bakalım. Şimdi kahvaltı şeyine geçtik artık. Serbi. Bunu bir şeyin içine koyacağız. Bir daha kullanmak için. Kabın içine kullanılabiliyor yani. Buzlukta saklanabilir. Aynen. Bizim bahçeden yeşil geçen gün topladığım domatesle benim gibi kızardılar bakın. Şahane. İçli içli. Şunlara gerek yok. Fazla geliyor. Sen ondan sonra. Bu ne böyle oturuyor. Parlaklığı? Yıkadım. Ne yaptın? Yıkadım. Patatesin mi? Evet. Allah Allah. Benim anam onları kloğomer yırdık. Biz yıkadım onu. Allah'ın veliyor. Mis gibi patates. Dışını şey. Yıkadım ya. Ya dışını biz kloğum dışıyla kabuğuyla yiyorduk onu. Sobanın üstüne falan közlerdik. Unuttunuz mu? Unuttun mu? Ne ettin? Siz yemediniz mi içeride? İnceldik. Hakikaten unuttun mu sen? Yedin mi? Yemedin mi? Yok biz öyle. Biz böyle sobanın üstüne... Güzüneye falan da. He güzüneye koyardık. Topraktan aldığımız gibi. Mis gibi. Bir şey olmaz ya. Bak Allah muhafaza bir Covid geliyor. Vallahi bela oluyor. O kadar incelme. Tamam. Tamam. Simitleri göstereyim. Maşallah şu an fırında. Üstleri falan kızarmaya başladı. Bir 10 dakika sonra falan herhalde bu kızar uçar. Herhalde. Sen de bu arada kahvaltı hazırlıyorsun. Bakayım ne koymuşsun şimdi. Bu ne? O kayısı marmelatı. Kayısı marmelatı yaptın. Şu yanındaki elma pekmezi. O elma pekmezi. Bundan var mı hiç bizim? Evet. Sonradan gördüm. Evet. Şu da herhalde benim tahminim üzere kış bunu. Kış bunu. Ters çölmüş onu dökülsün dibinden diye. Aynen. Babam yemiş gene. Kaşık bir de şey aldı bana seher. Simidin yanında açma. Çeşit olsun dedi. Babam seviyor açmayı dedi. Belli olmaz. Belki yemez bile babam. Neyi? Kendi simidi. Allah Allah. Nefis der ya. Bak şimdi. Öyle diyecek bak şimdi. Yiyerken çekeceğim dostlar. Şimdi uyuyor. Nasıl diyecek? Ya müthiş der ya nefis der. Daha yemeden çok güzel olmuş. Patates çok hastalıklıymış. Evet. Patates de bu sene değişik. Kasta mı? Başka yapayım mı patates ama? Dörken'in patatesi güzel oluyor. Dörken'in kasaplar patatesi. Domatesimizde şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? Mis kokulu. Ben ona bakıyor mu? Görüyor. Bu herhalde tamamen. Bakın kısmı. Şöyle ben size göstereyim bunu. Biraz şey yapayım. Gitmiş onu at. Olmaz hayatım onu at. Olmaz o. Var. Olmaz yemem ben onu. Ya hayır şimdi... hastalıklı o. Ya. Olmaz. Olmaz deyince olmaz. Kızma. Hayır yemem yani. Hastalık olmuş ya. Sarımsakla da öyle bu sene hastalığında. Hastalık sarmış çoğuna. Patates yeter mi? Doğru. Domates, salatalık, pey Allah. Ne bediyse onlardan yürüz. Yağın altını açayım mı? Aç. İnternette bir video dönüyormuş. Yarından eve gelen halıyla karşılayarmış. Sıvı yağından. Hayırlı olsun dolar 11'de geçti. Hayır. O değil de geçen gün işte bir çalıştığım evde onların bir yanı köy. Buğday ekiyorlarmış. Tarlayı sürmüşler. Yağmur yağsın diye bekliyorlar. Normalde ekin şimdiye kadar 10 kere ekilirdi. Daha ekilmemiş. Daha ekilmemiş. Ekememişler çünkü toprak sert olduğu için. Kasım bitti ya. Traktör kıramıyormuş. Makinesini de almış gene kıramıyormuş. Taş gibiymiş toprak. Nerede bu kastan? Yağmur yağmadan dev kendi. Yağmur yağmadan toprak olmuyor yani. Araçta da öyleydi. O gün baktık ya biz. Ovaya gittiğimizde. Evet, birazcık daha yumuşak doğranı toprağı sanki. Ama tabii o onun ne kadar kırılması gerekiyor falan bilmediğimiz için. Simitlere bak ya sen bu arada. Simitler biraz olmuş gibi geldi bana. Kızarıyor işte. Arkadaki de biraz daha şey, onunla, öndeki de fazla kızarıyor. Olmazsa bir ters düz yaparız onu. Şey yapalım o kere. Ya daha tam kızmadı. Hayatım aklımızdayken tuzunu atalım mı? Unutuveriyoruz tuzunu. Burada tuzluk var. Tuzunu unutuyoruz çünkü arkadaşlar. Böyle dalıyor kafamız lezzet olmuyor. Almış mı gayri yavaş yavaş? Yok, almaya başlamış. Az almış artık çok. Bak şu an 5 dakika falan oldu.
Matalı. Aynen. Kızgın fırında ama. Aynen 10 dakika falan sürsün. Seher ne dedi biliyor musun? Değil mi Seher? De. Böyle bir oyağı bir oyağı dedi. Sen benim gibi hızlı karıydın ama direkt böyle dedi yani. Hatunu deyim ben. Sen benim gibi böyle hızlı hatunu nereden bulacaksın dedi. Ben de dur tamam çekime başlayalım dedim. Ama gene de size söyledim. Çenem durmaz. Durmaz. Kadık ister adı. Zeytinli de zeytinem ha. Zeytin de zeytin ha. Cafer gibi. Sofrayı da böyle. Şeyleri koyacak herhalde şimdi. Marmelatları. Bu neydi? Bu kayısı marmelatı. Bunun yapılışını nasıl? Kayısıyı haşlıyoruz, sonra süzgeçten süzüyoruz, kaynatıyoruz. Süzgeçten marmelat geçiriyor musun? Geçiriyoruz tabii. Şeyini çıkarıyor musun çekirdeği falan? Böyle direkt keramen alır. Yok, geçiriyoruz. Çekirdeğini çıkarsan da olur. Blender'dan çeksen de olur. Çekirdeğini çıkarmadan... Rendiden geçirsen de olur şeyden. Kevgir'den. Kevgir'den, rende demiş. Kevgir'i öğrettim, çilingir de ya desen. Nasıl? Güzel mi? Az bir çay kaşığı ucuna bakabilir miyim tadına? Bakarsın. Teşekkür ederim. Şöyle bir bakayım mı çay kaşığı? Ben yemedim bundan. Bundan daha yemedim. Bakayım ne demiş. Şimdi söyleyeceğim size. Bunu ne zaman yaptıydık ya biz? Bakayım. Ooo. Kayıntan bunu kaşıklar Seher. Kaşıklar. Vallahi kaşıklar. Kaşıklar. Şuna da bakacağım. Bismillah. Allah belanı versin Maya. Durdukça güzelleşiyor kız bu. Çok gibi. Durdukça güzelleşiyor kız bu. Kayınvalidinin kanıyla bozulmuş anlamadım. Ben bilmiyorum bizimkiler... Bak kavanozun dibi geldi. Yemin ediyorum Kur'an çapsın Maya. Durdukça güzelleşmiş. Allah Allah palisirat gayrı. Ne oldu? Benim gibi de hatunu nereden bulacağım hızlı hatunu diye. Nereden bulayım ben? Bir kere bulmuşum yeter daha neyi bulayım. Ya Allah. Annemle de aramam, kızıma dokunma Yasin. Ama şimdi seherde ben hızlı yapmışım. Zaten hızlıydı da ben biraz da tez canlıyım. Hayır bak ben tez canlıyım. Benim stresimin hem mecburen hızlı. Tabii buyurun yıkayın Seher'im ne demek. Yani ben o tarafa geçerken bir zahmet yüzüme çok yaklaştırmayın. Sabah kalkınca yüzünü yıkamadın. Gıdığım çıkıyor. Gıdığın mı? Gıdık yak ki. Simitlere bakalım bir kere. Evet simitleri de yapmayalım. Aynen. Olmuş bence. Şu baştakini bir ters çevir hep bir tarafa. Bence olmuş. Işıktan ya öyle. Dur o zaman bak, açı vereyim ben. Aç bakayım. Anam buhar oldu. Tamam düzeldi. Şey ya. Alacak mısın artık? Alalım kurur. Canlı yayında alalım. Tamam dur. Üst şey yapacağım. Şu tarafa geçeyim. Sen yerin hazırla. Bakın şöyle simitlere dostlar. Canlı yayında. Canlı çıkıyor simitler fırında. Şu kapat şunu. Elini kolunda yakma. Ben nereden bulacağım hızlı kadını? Oo. Bence olmuş. Dur işte, dur işte. Bence olmuş yani. Birazcık daha dursun. Bence ters çevir, öyle koyacak. Biraz daha. Çok pissin ya, ben öyle seviyorum. İki dakikada acelemiz yok. Bak şu taraftaki de biraz daha beyaz pissi gibi. Tam pissi. Evet, evet işte şimdi girdi fırına. Dostlar gördünüz. Kızaracak. Hepsini de kızarıyor. Seher sofrayı da iyi kötü. Allah bereket etsin. Hazırladı. Kapanmış bakın elma bekmezi. Şöyle açalım. Şimdi burada kesin bir açacağı bir şey. Kayından bir şey yapıp kaçıyor. Böyle tak tak vuruyor. Orada onu şey vurdu. Birisi vurduydu herhalde. Bizim bu eritme pekmezi değil de marmelat olmuş bence. Evet suyunu ben biraz fazla şey etmişim. Ama çok doğal, çok lezzetli. Çok lezzetli. Toprak yok, şeker yok. Hiçbir şey yok, kendi. Onu da mı tadına bakacağım? Bakacağım, onun için kaşığım bir tarafa geçti. Hangisiydi şu? Bakın bismillah. Şekerli bu. Az şeker attın mı? Yok şeker atmadım. Oran çapsın çok tatlı. Aha elma pekmez öyle olur. Tatlı elma. Bir de şeyini de geçirdik ya. Ne? Haşkusunu. Haşkusunu ha ben evet. Biraz fazla tibet almışım o gün. Çok yaşa. Sağ ol. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Seher şimdi başka bir var diye bakıyorum. Dört ben de içelim. Ben. Bizim yaptığımız evet. Mı? Evet. Merhaba. Bu da mı kapanmış? Otur. Bu açıldı. Onu da tadına bakacağım şimdi.
Valla ben yemiyorum arkadaşlar. Yani benim öyle bir boğazım yok. Kahvaltı pek sevmem. Yapmam. Söyleme sayıp. Bu vişne mi be? Evet. Vişne. Bu bizim yaptığımız değil herhalde. Bu da bizim yaptığımız. Tamam. Esen mi? Evet. Oo, bakayım. Neyse parmağımdan bakmayayım. Hadi. Şu kavanozdan bakayım. Bir dakika şöyle. Sen komple bak. Ben küçük parmağımdan o kocaman. Mayhoş. Bunları tamam. Şeyden topladık bu vişneleri. Nereden alıyorduk ya? Tamam. Bu kadar reçel yeter. Peynirimiz yok herhalde. Peynirimiz yok, bitti. Salatalarımız bitmiş. Seher bir şey yaptı dur bana. Yok yok, boğazım. Dur bir dakika, bir şey oldu. Yok vallahi boğazım şey oldu. Aha bu da kuş burnu dedik. Sen daha kuş burnu buldu bakta. Bak bunda da hiçbir şey yok. Bak renge bak. Bunun rengi daha güzelmiş. Yanlış yere mi kattınız diyecektim, değil doğru. Bunun koyusu biraz daha rengi koyuymuş. Bunun rengi bak. Daha koyu ve daha güzeldi. Hani var ya Sultan, bunlarda hiç bozulma bozulma yok. Bozmuşsun hep şeyleri. Bakayım bunun tadına da bakayım. Daha koyu bak bak bak. Hayır tam Allah belamı ama alttakinin aroması daha fazla tabii, Seher. Aynen. Bak niye ise bilmiyorum, alttakinin aroması daha fazla. Şimdi kayınpeder çay derlerim abi, biz çayı unuttuk her şeyi. Eyvah. Çayı var da az. Çoğaltalım onu. Hadi bakayım. Çayı çoğaltacağım. Biraz vardı. Çay işi bende. Çayı ben demleyeceğim. Seher çek. Pek çay içmedi çünkü çay demlemesi zor geliyor ha. En iyisi şöyle şaframızı da hazırladım. Allah bereket versin. Kız, önden geçtim. Geç, önemli değil. Kız da, manyak mısınız? Allah tabii ki de bereket versin. Yani daha bunun bulamayan ne var? Ne diyorsun? Allah olmayanlara da versin. Siz de amin deyin. Herkes amin desin. Bu tamam. Tamam. Patateslerimiz olmuştur. Kekmik gibi kızardı valla. Şöyle. Sen hem sen alıyorum hem patatesleri. Tamam. Şimdi simidimize de bakalım bir kere. Simit olmuştur. Aynen. Şöyle de sofraya gitti. Bir dakika geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ah şimdi olmuş işte bak. Bak izleyicilerim ben hak verecekler. Şimdi olmuş. Gördün mü? Oo. Ay maşallah. Kekik. Sıfır. Hemen böyle alın şartta. Yapışmasın. Çünkü pekmezli olduğu için pekmez yapışıyor. Sıcak simit. Aman kardeşim. Ama fırından gelen sıcak var ya. Evet, yani şöyle düşmeden hepsini. Bunu da soframıza koy. Evet. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Becerdi. Selam şöyle bir karşıya geçin de. Belki bir ekran fotoğrafı alırsınız. Şimdi saçlarını falan düzeltiyor. Simit gözüküyor mu? Bakayım. Simit görünüyor. Şu şekil şöyle biraz durayım. Belki YouTube fotoğraf alır. Aynen. YouTube bize bunu şimdi paylaşır. Şimdi ben gideyim babamı uyandırayım. Sen babamı uyandır. Ben de çayı çoğaltayım. Tamam. Bundan sonra kahvaltıda buluşalım. Buluşalım. Gel. Bu ne? Tirit. Tirit mi? Simidi gören tirit de ya. Simit. Neymiş? Simit. Bak bakalım soğuk mu? Sıcak. Kim yapmış onu? Kızım yaptı. Bir bak bakayım bir tanesinden al. Al onu. Böl bir kere. Sıtır. Olmuş mu? Bak bir kere. Sıcaklık. Sıcak. Olmuş kızım. Şarjı simidi gibi. Aynısı değil mi? Ha, aynı. Ben yaptım. Hmm. Güzel olmuş değil mi? Değil mi? Tabii. Sana patates kızartması falan koyalım. Hmm. Sana ne var? Bak burada. Bak. Şuna. Bak marmelatları koydum. Sen seversin kaşıklamayı.
Haşlamayı seversin yani. Domates de koyayım mı? Tabii bahçenin domatesi bak ondan ye. Zeytin? Yok. Zeytin çekirdeğini kim çıkaracak? Ben sevmiyorum. Zeytin çekirdeğini çıkarabilirim. Tabii. Ya. Onun için. Çıkarayım mı diyeyim? Zeytin yemeyeceğim. Tamam. Açma. Açmayı da Seher yaptı. Nasıl yapmış? Bak bakalım bir kere. Ne? Yo, açma. Fena olmuş. Bak adamı ya. Açmayı biliyor. O soğuk. O senin senin. O al senin. Onu. Al onu da ya. Olmuş mu? Olmuş. Olacak tabii. Çarşısı beni gibi. Aynen. Çayları da doldurayım. Sen yaparken görmedin ama görseydin. Neyse. Şey yaparsın, videoyu izlersin. Seher nasıl yapmış videoya bakarsın. Çay demle Seher. Kaynadıysa. Evet. Yeter herhalde. Yeter, yeter. Sen çocuk koyduğun için. Aynen aynen. Ben az şey yaptım. Hemen demlensin dedim ya. Acıktım. Yemekten yani sofradan sonra çay içerkenki sohbetimi de çekelim. 3-5 dakika da ver. Olur. Aynen. İzleyicilerimiz severek izliyoruz. Hemen bitiyor dediler. Ben ne diyeyim? Uzun sürsün. Tamer yavaş üstüme geliyor. Kayıta bağımsız şey yapacaktım, korkutacaktım. Döndü birden. Bir şey yok, alamıyorum. Ne olmuştu? İyi olmuştu herhalde. Ha, iyi olmuş. Benden ne olmuş almış. Çay bardağımız yok. Çaylarımız yok. Şimdi çaylarımız gelecek. Ne düşünüyorsunuz bu simit konusunda? Mükemmel. Mükemmel. Müthiş. Vay. Müthiş. Açmayı seviyorsun sen herhalde. Simit sevmiyor. Simit ama sıcak sıcak da güzel gidiyor. Bunun şimdi yanında ne olsa iyi oluyor. Burada çay, olmayan. Çay. Tamam çay bir. Başka hani yiyecek. Simitle ne yenir güzel? Buna koyayım mı su bardağına? Olur. Çayını. Tamam. İster ister yiyor. Simidin yanında ne güzel gider? Çay. Tamam çayın haricinde. Pastırma bir. Ya. Sen hiç yemedin mi simitle pastırma? Yok. Sen çok büyük bir kayıp yaşamışsın. 70 yaşına geldin. Hala abi yemedin mi? Evet kayıp ederim. Bu arada 70 yaşında görüyor musun hiç? Geçen gün... Olan gibi duruyor. Geçen gün 24 tane 1 kiloluk kavanozları alıp cuma pazarına gitmiş. Nasıl götürdü ben bilmiyorum. Ben arabadan zorun dedim 2 poşet. 2 çanta hatta. Pazar çantası. Ya bana da az bir şey ver böyle bakayım. Parça. Bismillahirrahmanirrahim. Domuzsa. Bu sefer geçen giden de güzel olmuş. Niye ki? Pekmezinden herhalde. El alıştı. El alıştı değil mi? Değil mi? Çay geliyor. Şimdi çay geliyor hocam. Bugün kayınpederim hastaneye gidecek. İnşallah bir şey yoktu. Beyninde tümer metin varmış. Öyle dedi tümer metin. Tümer var diye. Tümer çıkmaz inşallah diye. Senin bir şeyin yok. Yok yani. Yok. Olsa derlerdi zaten. Başı dönüyor. Onun için hastaneye gitti. Doktor hangi doktora gittin? Özellikle bayan doktor istemişsin herhalde. Duydum. Orada 112 şeyden 118'den mi işte oradan nereden alıyorsa şeyi 182'den. Bak ne yapıyor musun? Simidini ban bak ona. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Bak buna simidini ucunu ban. Evet. Bak bak. Bak şimdi bir kere bak. Bak şimdi bak. Çok ban çok. Yukarısın çok da banma bence sen. Seher'in lafına bakma. Ne o? Barberat. Dış burnu. Ne barberat? Ben ne diyorum? Öğrendi onu gayrı. Biliyor. Bir de şuna bak bakayım. Dur. Bir de öyle bakma. Evet. Herkesin tabağına. Çünkü kayıntam şimdi ona komple mahveder. Evet. Onun ne olduğunu bilebileceğim bakalım. Tadından bilebileceğim. Hadi. Bakalım o ne marmelatı. Ha bu iyi. Ha bu iyi. Bundan yedim. Ne zaman yedin? Önceden bundan yedim.
Benim tabağım da hazırlar biri. Şey, kayınpeder bir şey diyordu. Orada nesi şahane. Sen ne yedin? Ondan yedin miydi daha önce? Hangisinde? O marmalattan yedim ben dedik. Önceden yedim. Neymiş o? Şey, kuşburnu. Hayır, o kuşburnuydu şu. Kuşburnu. 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 Ne kuşburnu? Alış diyor, alış diyor. Alış değil abi. Alış marmalat. Değil. Alış marmalat. Değil. Değil mi? Değil. Bak, onun tadı başka bir şey. Bilemedin. Bak onun tadının ne olduğunu. O zaman önceden bundan yedim, bundan yedim. Ondan, evet, alından yedin. Sonundan yemedin sen daha hiç. Bundan yemedim, değil mi? Evet. O farklı. Bu yeni. Bu güzel, değil mi? O zaman bundan yedim. Tamam, ondan yedin de bunun tadı nasıl diyorum, güzel mi? Bunun tadı iyi. Hadi bakayım. Bunun tadı mı iyi, bunun tadı mı iyi? Bunun da iyi. Tabii. Gaysı'yı seviyor, daha Gaysı o, Gaysı. Gaysı mı? Alış değil, muşmula diye. Hayısı marmantı, batır batır yiyorum. Tabağımı hazırlamışsınız. Kendi tabağınızı hazırla ondan sonra. Ben ortadan yiyorum. Benim, hepsi benim. Hadi bakayım, ben de bismillah adına bakayım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Nesçi aradı. Ders çalışıyor, sınavları başladı, vizeleri. Sabah saat 4.30'da bir mesaj atmış. Bir resim atmış daha doğrusu, fotoğraf. Yazdım adı. Saat 1'e kadar yine sınava çalışıyormuş şimdi. Bismillahirrahmanirrahim, çatalım burada. Ben de şimdi hepsinin tadına simidinden bakayım. Bakayım hangisi en güzel hoşuma gidecek. Şöyle. Çıtır çıtır. Bir kere şu gaysıya bakayım. Çok şekerli. Çok şekerli olduğu için babam seviyor zaten. Aynen. Benim hit parçam şu. Bu ne? Kayısı. Aynı, bunun aynı. Aynı mı? Aynı. Şurada bak, elma marmelatı var, pekmezi. Bak, bir şurada elma pekmezi. Tayın katıp yiyebilirsin. Senin uzun pekmezine benziyor. Bu da şey. Vişne. Vişne. Vişne reçeli. Uykun açılmamış daha. Çok uyuyorsun sen ya. Niye ki? Çok uyuyor. Niye? Şimdi beyinde uyuşma var onun için. Ne uyuşması var? Ya bugün bir de psikiyatriye gideceğiz baba seninle. Bu doktor dönüşsün. Nörolojiye gideceğiz, psikiyatriye gideceğiz, gezeceğiz. Tamam. Doktor, doktor. İlaçlarını mı değiştireceğim? İlaçlarını değiştireceğim. Ya beyinde tümör varsa, tümör metin? Beyninde bir şey olsaydı ararlardı. Sonuçlar çok önemli. Geçen gece saat 5'te gittik MR çekmeye kaynedenle. Bir de arabanın önünde araba çekmişler. Sonra iyi çıktım değil mi orada? Santim çıktım. Çeken sormuş MR çeken, niye geç kaldın demiş. Odayı bulamadım demiş. Deseydin dedim, 70 yaşındaki adama sabahın 5'inde sıra verseniz oğlum, ben taksiyle mi doğmuşum, neyle geleyim? Sen benim geldiğime dua et deseydin ya dedim, dememiş. Hazırlasana. Niye geç kaldın deyince. Hayret ya, adamla... Simit hakkındaki düşüncelerini alabilir miyiz babacığım? Aynı çarşı simidi gibi. Değil mi? Herkes evde yapabilir kadınlar. Tabii. Yani tembellik yapmayın de. Söyle bakayım. Eşlerinize simit yapın hanımlar da. Söyle bakayım, bir temenni de bulun. Eşlerinize simit yapın. Eşi olmayanlar? Sevgililerini yapın. Şeyden rahatsın. Şeyden rahatsın. Kendin rahatsın. Kuzundan rahatsın. Sen öyle mi yapıyorsun? Sen öyle mi yapıyorsun? Fırından mı? Bekarlar tek eliye koşsun. He. Tek eli fırını var, biliyor musun orayı? Mavi kişinin orada. Nerede? Mavi kişinin yanında. Ha. Hiç şene durmuyor ki. Nasrullah'ın suyundan. Uncu Bayram'ın unundan. Evet. Sen biliyor musun onu? Biliyorum. Ya, simitçi öyle bağırır burada. Serhan, bir de ben seni çeksem bir erken ya. Ben yedim. O az diyor. Bakın nasıl yiyorum, işte al işte. Hadi al. Yok yok, yemeğini ye. Ne al? Yemeğini ye. Yemekten sonra sohbeti devam edelim. Olmaz mı? Bir şey olsa Özgür'ü arardı değil mi? Arardı. Bak, mutlaka. Benim tanıdığım doktorlar da var. Onlar da arardı. Bilsen Hanım var. Tanıyorum, onun evinde temizliğe gidiyorum. O da arardı.
Patatesten yedin mi? Yedim. Sade simit yeme. Bak pekmezlere batır, şeylere batır. Yani önüne bak koydum senin. Onlara batır. Eç. Kaşıkla ye. Kaşıkla yeme. Kaşıkla. Anam. Anam da. Bak şimdi. Hı, babamın? İşi o. Müthiş. Müthiş. Aferin. Ha. İyi. İyi. Senin beyninle uyuşma mı var? Ya. Nasıl bu uyuşma? Odun gibi. Odun gibi mi? Nereden buluyorsun bu terimleri? Nerede? Bu ne zamandı var? 4 aydır var. 4 aydır. Bakalım ne ilaç verecek? Hayır bir de normal doktora gitti. Bugün dedi ya işte tomografisi emaracak çok. Gitti hemen sağlık ocağından başım dönüyor diye bir hafta aldı zaten. Aldı. Onu yutuyor şimdi. Para olan onu yutuyor. Hapları da değiştireceğiz. Psikiyatri hapları biraz iyi gelmiyor herhalde. Takıntıları biraz fazla yapıyor herhalde. Onlar değil mi? Evet. Obsesif, kompulsif değil. Obsesif. Kompulsif öyle bir şey. Öyle güzel. Düzelttiydim ya ben 5 sene önce. Kayınpeder bizde kaldı 6 yıl. 2009'dan 2015'e kadar. Ben bütün translarını bitirdiydim. Normal namazında, niyazında böyle sabah 5'te kalkar namaza giderdi. Üşenmezdi. Şimdi çekirdek, zeytin çekirdeği diye mi üşendi ya? Zeytin o yüzden istemiyor. Çekirdeği var diye. Uğraşacak bir süre. Burada namaza gidiyordum. Yasin hayret yapıyordu. Tabii hayret yapıyordum. Sabah 5'te kalkar, 4'te. Niye namaza gitmiyorsun şimdi? Gene namaza git, evimize bereket gelsin. Dün akşam öyle diye, ben de sizi eve bereket koydum oğlum diye, ben bir şey dedim. Hatırlıyor musun? Yasin böyle işte mıy 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 yiyor, bir saat yiyemiyor. Seher olsaydı zaten şimdi çoktan... Şimdi ooo! Oturduydun. Olsun. Köye ne zaman gidiyorsun? Köye yeni gitti. Yeni gitti. Elektrik de yok zaten. O elektriği kim açtıracak? Seyfi. Niye? Seyfi kardeşim. Seyfi amcam açtırmaz onu artık. Ama bu yapmamış ki borcu. Tam 6 ay, 7 ay önceki borç. Bu adam orada 15 gün durdu. Bir şey yarar ya. Bir şey yarar ya. Bir kadar da yok. Yok, bir kere yemek yiyoruz daha. O tabağındaki patatesleri, domatesleri bitir. Doydum. Ekmeksiz kaşıkla. Doydum. Olmaz. Olmaz. Nasıl bitsin kız adam? Domatesleri, şeyleri bitirsin. İki tane açma yedim. Simit o. Tamam, onları da bitir. Tabağındakileri bitir. Bir sürü şey söylüyor da ya. İki tane simit yedim. Ama onları tabağındaki patatesleri bitir. Kafamızı bozma. Bunları mı bitireyim? Patates mi onlar? Patatesleri bitirdi. Patatesleri bitirdi. İyi. İyi kız yeter bırak. Tamam sen biraz bekleyeceksin o zaman. Bekleyeyim. Şimdi izleyicilerimizin karşısında sigara yakmak ayıp. Ayıp. Doğru. Evet o yüzden patateslerine devam et bence. Ben yiyeceğim. O zaman Yasin'le devam edelim. Evet arkadaşlar de. Evet arkadaşlar de. Nasıl buldunuz simidi Yasin Bey? Güzel. Güzel. Ulan çapsın. Bir tekil olmasa da. Güzel yani. Çoğun elini bozuyor yani. Böyle gel ya. Ağzını bozuyor gel ya. Zaten 3 tane kalmış. 4 tane. 4 tane kaldı. 8-9 seneydi. Bu hastanede bir yer zor bul diyor. Niye? Büyük hastane. Olsun daha iyi. Doktora ne diyeceğim bugün? Doktora ne söyleyeceğim bugün? Doktora mı? Sonuçları almak istiyorum diyeceğim. Nasıl bir şey var mı diye sor. Benim başım niye dönüyor de. Dostlar, güzel sohbet, muhabbet, kahvaltımız, şeyimiz müthiş. Biz şimdi ayıp olmasın, rahatça yemeğimizi yiyelim. Sizi de fazla meşgul etmeyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah zevk aldınız. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Baba. Hoşça kalın. Bildirimleri açmayı, like atmayı, yorum atmayı.
onları. Hoşçakalın. Baba onları söyle. Nasıl bilsin adam? Muhalla Hanım söylemişti köyde. Ha. Bize abone olun, bildirimlerinizi açın. Ha. Öyle de. Bize abone olun, bildirimlerinizi açın. Like atın. Ha. Beğenin. Ha. Nesi? Beğenin. Harikasın. Sen benim dediğimi de beğenin de. Beğenin. Seni tekrarla Şaban gibi. Beğenin. Beğenin. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ederim. Rica ederiz. Hadi bay bay.